Ben Yusuf Hocam'da okurken Bursa vekili Mehmet Köseci Hoca ile Ahmet Furkan Hoca, Bandırma vekili, bizim medreseye geldiler. O zamanları ben Mirat okuyorum. Ama bizim bir üst grubumuz da var. O Mirat'ın sonlarında biz de 170. sayfalarındayız. Abi dediler ki bu iki tane hoca efendi de hoca efendiden hoca talep etmeye geldiler. Herkes arkadaşlar tabii merak ediyor kim gidecek, kimi gönderilecek. Üst grup iki grubuz. Bir bizim Mirat okuyanlar, bizim üstümüz, bir de biz varız. Herkes fazla farklı kişileri beyan ediyor. Tamam, artık kararlaştırıldı. Bandırma'ya Mahmut Hoca gidecek. Bursa'ya da işte muhtemelen İbrahim Hoca gider gibi konuşuluyor. Bir gün Hatmişerif'teyiz. Hatmişerif'ten çıktıktan sonra biz çıktık gidiyoruz. Dediler ki hoca efendi seni çağırıyor. Gittim yanına. Buyurun hocam dedim. Otur dedi. Bana dedi ki meşayih seni seçti. Seni Bursa'ya gönderiyorum dedi. Dedim hocam yani ben dedim Bursa'yı yapamam dedim ya. Yok dedi. Yaparsın dedi. Sen dedi gideceksin dedi. Şimdi meşayih seni seçti falan deyince ben de dedim ki bana ayar veriyor herhalde yani. Şimdi meşayih seçti falan nereden çıktı dedim kendi kendime. Sonra tabii ben gittim bizim başkanın yanına. O zamanları Adem Hoca vardı. Dedim ki hocam biliyor musunuz Bursa'ya kim gidecek dedi. Evet biliyorum dedi. Kim gidecek dedi diye ben sordum ona. Dedi ki İbrahim Hoca gidecek dedim. Yok dedim o gitmeyecek. Kim gidecekmiş dedi. Ben gideceğim dedi. Nasıl oldu dedi. Vallahi dedim az önce dedim Hoca Efendi çağırdı beni. Böyle dedi. Yapma ya falan. Sonra biz öyle gittik Bursa'ya. Abi biz bu konuyu anlayamadık. Nasıl anlayamadık? Şimdi meşayihini gönderdi falan filan ne demek? Bunları anlayamıyoruz. Biz zannediyoruz ki efendim, Hoca Efendi bize böyle bir ayar veriyor, teşvik ediyor yani. Neticede aradan bir müddet geçti. Bursa'da bir takım sıkıntılar oldu. Ben efendim ayrılmak istedim, olmadı. Görevi bırakılması gerekti, o olmadı. Hoca Efendi beni oradan almak istiyor, olmadı. Hatta ben gittim Efendi Hazretlerimize bizatihi dedim ki Efendim ben dedim oradan ayrılmak istiyorum. Beni oradan görevden alın dedim. Efendi Hazretlerimiz durdu bir müddet. Yok dedi ayrılmak yok. Müsaade etmedi. Efendim yani ben dedim müdürüm orada. Bursa'ya da dedim bırakayım hani müdürlüğü bırakayım. Ona da müsaade etmedi. O zaman anladım ki meşayihini seçti demek ne demekmiş. Bu Allah-u Teala'nın fazl-ı keremiymiş. Onu anladım. Rabbim de razı olduğu şekilde becersin diye dua ediyoruz. Başka bir şey Amin. Yok.